kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle güncel bir soru cevap videosu çekmek istiyorum. Güncel soru cevap videosu neden çekilir diye soracak olursanız, eğer ilk videonuzda yaşınızı yanlış söylediyseniz İnsan yaşını nasıl yanlış söyler diye sormayın. İnsan yaşını yanlış söylüyor. Heyecanlanmışım. Çok uzun zamandır hiç kimseyle tanışmayıp hiç kimseye yaşımı söylemediğim için ben ilk videoda yaşımı 21 diyorum. Çok saçma biliyorum evet ama aslında şu an 23 yaşındayım. 4 ayda nasıl 2 yaş büyüdü diyecek olursanız 2 yaş büyümedim. Bir önceki videoda 22'ydim. Doğum günüm geldi 23 oldum. Hatta ben o videoyu çekmeden önce Ozan'la tartıştık. Dedik ki ben kaç yaşındayım dedim. Dedi ki 22 yaşındasın. Dedim ki aha evet 22 yaşındayım doğru. Hesapladım. Sonra videonun karşısına geçtim. Ben 21 yaşındayım dedim. Ya nasıl? Kanalıma ilk defa gelmiş olanlar için. Ben Pelin Ay, soy ismim İgit. 23 yaşındayım. Öncelikle İgit ne demek yazmış birisi. İgit ne demek bilmiyorum. Bu büyük ihtimalle şöyle gerçekleşti. Soy ismimiz aslında Yiğit olacaktı. Yiğit olamadı. Adam yanlış yazdı. Bence bir şeyler oldu. Bu yüzden İgit oldu. Gerçekten ne demek o? Yani Yiğit aslında. Ama teknik aksaklıklardan dolayı Yiğit olamamış. Öbür sorum. Vlogları daha uzun çeker misin? Çekemem. Çünkü kendimden çok sıkılıyorum editlerken, izlerken. Çünkü insan videoyu editlerken o videoyu baştan sona yaklaşık olarak 10 kere izlemiş oluyorsunuz. Ve ben 10 kere kendimi izleyince yani diyorum ki minimumda tutmalıyım. Sadece izlenme değeri olan şeyleri vloglara koymayı sevdiğim için. Sadece ben 13 dakikalık, 14 dakikalık haftalık vloglar yapmak istiyorum. Yükselenini ve ay burcunu merak ediyorum demiş. Burcum Kova, 13 Şubat doğumluyum. Yükselenim Başak. Ay burcumu hep unutuyorum vallahi ne olduğunu. Hiçbir fikrim yok yani. Ben meraklıyım aslında astrolojiye falan. Ama unutuyorum, aklımı tutamıyorum neyin ne olduğunu. Sınavda aldığın en kötü not. Konu hakkında şöyle bir anım var. Bilgisayar dersi alıyorduk yani kodlama dersi, temel bilgisayar bilimleri üniversitedeyken. Bu dersi ilk dönem aldım, ilk dönem zaten veremedim. Yani imkansızdı. Ondan sonraki sene tekrar aldım. Ondan sonraki sene alınca çalıştım bu sefer, çok çalıştım. 900 sayfalık bir kitap indirdim, kurs aldım internetten. Hem derse gidiyorum, hem işte oradan okuyorum, öğrenmeye çalışıyorum falan. Böyle bir gün sınavdan önceki haftadan başladım. 8-9 saat günde sadece bu derse çalışıyorum. Çünkü vermeniz gereken bir ders. Mühendisliğin temel derslerinden bir tanesi. Çok fazla çalıştım ettim. Sınava girdim ve sınavdan 9 aldım. Olmayınca olmuyor bazen. Şimdi modelliğe nasıl başladım? Başlamak isteyenlere tavsiyen ne olur diye bir soru var. Ben modellik yapmıyorum. Modelliğe de başlamadım ve buna nasıl başlanır onu da bilmiyorum. Sadece bu Instagram vesaire yaptığım için bazı yani arkadaşlarımın markası oluyor genelde. Tanıdığım insanlar olduğu için onlar diyor ki çekelim mi seninle? Hem bana da fotoğraf çıkıyor hem markaya da fotoğraf çekiyor. Bu şekilde bir modellik yapıyorum. Yoksa böyle bir kariyer olarak modellik yapmıyorum ki modellik gerçekten bence benim en zor bulduğum işlerden bir tanesi. Öyle geçiyorsun, poz veriyorsun, aman ne rahat iş, paranı alıyorsun. İşte işin güzel olmak vesaire bence böyle bir şey değil. Çok 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 zor ve çok emek isteyen bir iş. Hani bir gün sadece gidip bir çekim yaparsanız eğer bir yerde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hem psikolojik açıdan hem fiziksel açıdan aşırı yorucu bir iş. O yüzden ben hiç öyle bir amacım olmadı. Ben model olayım, kariyerimi modellik tarafından yürüteyim vesaire diye. Çünkü kamera karşısında sürekli güzel gözükmeye çalışmak çok yorucu bir iş. Yani bilmiyorum. Eğer bir gün yaparsanız ne demek istediğimi gerçekten anlayacaksınız. Öyle hiç gözüktüğü gibi bir iş değil yani hiç. Ehliyetin var mı? Ben 18 yaşıma girdiğim ilk gün ehliyete yazıldım. O kadar seviyorum araba kullanmayı. Ehliyetim var yani. Saçlarını hiç farklı renk yapmayı düşündün mü ya da denedin mi? Ben ergenlik dönemimi çok ağır geçirdim arkadaşlar. Yani anneme sorabilirsiniz özellikle. Çok ağır geçirdiğim için, saçım çok esmer olduğum için ve saçım siyaha çok yakın olduğu için deneyebileceğim bütün renkleri denedim. Sarıya kadar açmadım bu arada komple. Ama böyle bakır, işte küllü bir kahverengi istiyordum. O küllü kahverengi olana kadar çok fazla renk oldu saçım. Kahverengi tonlarında böyle sürekli gidip geldim. Zaten bir ara önümü açtırdım. Onu çok seviyordum. Ama saç boyamak bir daha benim için bitti. Yani çok büyük konuşmayayım aslında. Yani şu anlık düşüncem bu şekilde. Neden? Çünkü saçın hiç boyanmamış dokusu gibi hiçbir şey yok. Eğer açtırırsanız, boyatırsanız dokusu direkt değişiyor. Şekillendirmeniz daha zorlaşıyor. Sürekli karışıyor, sürekli taramak zorunda kalıyorsunuz. Ben şu an saçımı 10 gün taramasam saçım 10 gün boyunca karışmaz. Hatta yani 10 gün bile değil. Yani bir ay bile taramasam saçımı böyle yapsam açılır. O yüzden bu sağlıklı dokuyu ve saçı sevdiğim için şu an aklımda boyamak gibi bir şey yok. Ama evet ergenliğimde çok fazla boyadım. Hiç de gerek yokmuş yani.
geçmişe dönüp bir yanlışını değiştirmek mi, geleceği görmek mi? Yani çok fazla yanlışım olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hatta hiç yani öyle büyük bir yanlış yaptım ama hayatımı değiştirir diyebileceğim bir şey yok. Ama geleceğimi görmek de istemezdim. Hatta ben böyle yıllardır falan hani ne bileyim kahve falı baktırırsın, tarot baktırırsın falan. Hiç yok yani sıfır. Çünkü ne zaman böyle bir şey yeltensem başıma çok kötü bir şey geliyor. O yüzden ne geleceğimi görmek istiyorum ne geçmişimde bir şey değiştirmek istiyorum. Sadece şu anı yaşamak benim derdim. Başka hiçbir şey görmek ve bilmek istemiyorum. Hayatında dönüm noktası diyebileceğin ne oldu ya da olmasını hayal ederdim. Dönüm noktası hayal edilecek bir şey değil ama hayatıma bir dönüm noktası oldu. Çok saçma gelebilir. Ama şöyle bir an yaşandı. Psikolojik olarak en dipte olduğum dönem lise sondu benim. Lise sonda sürekli ağlamak için kendime zaman ayırıyordum. Gerçekten dersten çıkıyordum. Teneffüs olmasını bekliyordum. Teneffüste tuvalete gidiyordum. Birazcık ağlıyordum. İçimdekileri atıyordum. Derse geri dönüyordum. Aynı zamanda dersi anlamak zorundayım. Çalışmak zorundayım. Kendim için bir şey yapmak zorundayım. Bu dönemde beni bir gün bir kimya öğretmenim vardı. Ayça Hoca diye. Onu çok seviyorum. Gerçekten. Bir gün beni çekti kenara. Dedi ki bugün okul çıkışında beni bekle. Biraz seninle konuşacağım. Tamam dedim. İşte dedi ki ne oldu? Neler oluyor şu an? Hani sıkıntı ne? Ona işte anlattım ettim. Böyle saatlerce belki 3 saat belki 4 saat konuştuk. Bana ayrılmadan önce şunu dedi. Gerçekten bir insanın dönüm noktası olmayı hak edecek bir söz değil belki. Çünkü her yerde her zaman duyduğumuz bir şey. Bana böyle dedi. Su akar yolunu bulur Penner dedi. Ben de böyle yaptım. Evet ya. Gerçekten böyle oluyor. Sen de üzüldüğünle ağladığınla kalırsın dedi. Doğru söylüyorsunuz dedim. O gün bir şeyler aydınlandı beynimde. Işıklar yandı. Dedim ki gerçekten ben kendimi ne kadar parçalarsam, ne kadar harcarsam harcayayım bu konuda. Ne kadar ağlarsam, ne kadar üzülürsem. Ben hiçbir şey değiştirmiyorum ki. Yani benim üzülmem hiçbir şey değiştirmiyor. Hayatımın dönüm noktası buydu. Çünkü o dönem yani gerçekten eğer böyle bir şey duymasaydım belki de çok başka olabilirdi yani. (gülüyor) 23 yaşında özgür bağımsız birey olarak bu noktaya nasıl geldin? Sana bayılıyorum. Teşekkür ederim. Ben de sana bayılıyorum. Bu şöyle oldu. Bu benim çocukluğumdan beri sahip olacağıma emin olduğum bir şeydi. Çünkü benim kişiliğim öbür türlüsünü kaldırmıyor. Yani ben ailemin evinde de olsam, başka biriyle, başka bir yerde de olsam hiçbir şey bana ait olmadığı sürece benimmiş gibi hissetmiyorum ve benimmiş gibi yaşamıyorum o hayatı. O yüzden çok küçük yaştan çalışmaya başladım. Çok küçük yaşta evden ayrıldım. Okurken çalıştım bir dönem. Bilmiyorum, insan inanınca oluyor. Yani bunu şey olarak algılamayın. Sadece inanın olacak vesaire değil de hem elinden gelenin en fazlasını zaten yapacaksın. Hem de dünyadaki bütün güzellikleri hak ettiğini düşüneceksin. Eğer böyle olunca gerçekten evren sana verecek ama sen almayı bilmen gerekiyor. Yani şu an kesinlikle daha istediğim yerde değilim. Ama şu an geçen seneki Pelinay'ın o kadar istediği yerdeyim ki. Hatta 2 sene önceki Pelinay bana şu an baksa der ki evet boşuna uğraşmıyormuşum. Gerçekten bir şeyler olacak, bir şeyler düzelecekmiş. O yüzden yani böyle bilmiyorum. Yani bağımsızlık kendime verebileceğim en iyi hediyeydi. Hep bunu söyledim. Yani hayatımın bana ait olması benim için bu dünyadaki en iyi şey. Ne gerekiyorsa yaptım. Hani şu an çok her şey çok kolay olmuş bitmiş gözüküyor olabilir ama öyle olmadı. Hiç kimseye muhtaç olmamak bence bir kadının özellikle böyle bir dönemde kendisine verebileceği en iyi hediye diye düşünüyorum. Neye sinirleniyorsun sen aşkım? Hiç sinirli görmedik seni. Çünkü bu beni çok yoruyor. Sinirlenmek insanı yorar ve yıpratır. Ben kendimi yormak ve yıpratmak istemiyorum. Hayatta tahammül edemeyeceğin 3 arkadaş tipi. Kıskanç. Geri kalan ikisini boş verin. Kıskanç arkadaş seni dibe çeker kendisiyle birlikte. Sakın sizi kıskanan insanlarla arkadaş olmayın. Yani yaptığınız, yapacağınız, kazandığınız, kaybettiğiniz hiçbir şeyin adam akıllı yaşayamazsınız. Mutluluğunuzu paylaşamazsınız en önemlisi. O yüzden kıskanç arkadaşla yani böyle var. Hayat gayen nedir? Ne için yaşayıp çalışıp çabalıyorsun? Mutlu olmak istiyorum ya. Yani gerçekten her şeyin en iyisini hak ettiğimi düşündüğüm için. Herkes düşünmüyor mu kendisi için böyle? Ben hak ettiğimi düşünüyorum. O yüzden çalışıp çabalıyorum. Küçükken ten rengin daha mı koyuydu diye bir soru var. Bununla ilgili bir hikayemi anlatmak istiyorum. Ben ilk doğduğum gün beni alıp eve getirmişler ve anneannemin komşusuyla karşılaşmışlar. Anneannemin komşusu anneme demiş ki merak etme ileride rengi açılır. Annem de diyor ki niye böyle söylediğini anlamadım diyor o an diyor. Çok sinirlendim diyor. Ne var diyor ben sanki sizinle renginin açılmasını istiyorum. Duymaktan en çok bıktığın soru, asıl mesleğin ne? Bu işte arkadaşlar.
Bu bir meslek artık. Biz bu işte vergi ödüyorsak bu meslek olmuyor mu? Niye kimse sosyal medyayı ciddiye almıyor? Asıl mesleğin ne? Yok asıl mesleğin. Bıraktım okulu. Bu işi yapıyorum. Yani kabul görmüyor mu onu anlamadım. Asıl mesleğin ne? Asıl mesleğin ne? Bıraktım diyorum okulu arkadaşlar. Nasıl influencer oldun ve bu süreçte neler yaşadın? Lütfen her şeyi anlat. Şimdi nasıl influencer oldum? Ben influencer olacağım diye başlamadım öncelikle. Sadece Instagram'a fotoğraf atıyordum ve atmaya devam ettim. Bir süreden sonra daha fazla etkileşim aldıkça insanın hevesi de artıyor. Etkileşim arttıkça artık dışarı çıkınca fotoğraf çekileyimden değil de fotoğraf çekilmek için dışarı çıkayıma dönüyorsun. İşte ne bileyim o günkü kombin yapıyorsun, arkadaşınla buluşuyorsun, çıkıyorsun, birbirinizi çekiyorsunuz, eve geri dönüyorsun falan. Bunu sürekli olarak yaptıkça zaten artan bir şey bu. Hani ne bileyim bir şey çıkarman gerekiyor ortaya. Belki çok güzel bir insansındır, kendini koyuyorsun. Ya da yaptığın iş çok iyidir, yaptığın işi. Ya da yaptığın kombin çok iyidir, yaptığın kombini. Bir sürü kategori var, sınırsız yani. Hangisini seçip hangisinde kendini iyi görüyorsan. Ben çok fazla bir şey yapmadım açıkçası. Sadece kendimi çekip paylaşıyordum. O şekilde başladı. Yavaş yavaş gitti. Yani ben bir anda büyüdüm, bir anda şey oldum değil de bayağı seneler süren bir süreçti bu. Öyle bir süreçten sonra burada buldum yani kendimi. Ama bunu da önemli olan şey devamlılığı. İnsanlar devamlılık istiyor, takip eden insanlar. İlk dövmeni kaç yaşında yaptırmıştın? Sanırım 15 yaşındaydım. 15, 14 bile olabilir. 14 değildir ya, 15'tir. İlk evden ayrılıp kendi evine çıktığında ne zorluklar yaşadın? Nasıl geçti o dönem? Zorluk olarak tek başıma kaldım, işte her şeyi tek başıma halledeceğim tarzı bir zorluk yaşamadım. Bunların hepsi benim için bir nimet gibiydi. Her şeyi kendim yapmak zorunda oluşum. Yaşadığım zorluklar sadece ev geçindirmenin ne kadar pahalı olduğuyla alakalıydı. Çünkü mesela en çok şok olduğum şeylerden bir tanesi küp şekerin fiyatıydı. O güne kadar çünkü hiç küp şeker almak zorunda kalmadım ve o gün küp şeker almak zorunda kaldım ve küp şekerin fiyatı beni gerçekten çok şaşırtmıştı. Sadece ev geçindirmeyle ilgili bazı problemler yaşıyordum. Tuvalet kağıdı olsun, işte sürekli duş jeli, işte şampuan alacaksın, işte kağıt havlunu al, yağ, sıvı yağ, tereyağı falan. Bunlar biraz sıkıntılı geçti ama mesela evimi dizerken her şeyi teker teker yaptığım için öyle çok büyük bir sıkıntıya girmedim açıkçası. Çünkü temel şeylerim vardı, evden aldığım şeyler. Onun dışında mesela bir gün kalkıyordum işte ne yapacağım? Bugün işte krep yapacağım, pankek yapacağım. Bir bakıyorsun çırpma telin yok. Çıkıyorsun çırpma tel alıyorsun, geri geliyorsun falan. Bu şekilde yavaş yavaş halletmiştim her şeyi. Yani onun dışında hiçbir zorluğu yoktu. Ozan'la nasıl birlikte yaşamaya karar verdiniz? Şöyle oldu. 30 günlük bir kapanmada biz birlikte kaldığımız için dedik ki 30 gün birlikte kalabiliyorsak birlikte de yaşarız dedik. Öyle birlikte yaşamaya başladık. YouTube'a başlama kararını nasıl aldın? Başlamak isteyenler için tavsiyelerin neler? Evet. Aslında YouTube benim hiç aklımda olan bir şey değildi öncelikle. Çünkü konuşup kamera karşısında rahat olup insanlara derdimi anlatabileceğimi düşünmüyordum. Aslında hep çok özendiğim ve hep çok yapmak istediğim bir şeymiş. Bunu yapmaya başladıktan sonra fark ediyorsun. Ama hiçbir zaman bunu kendime ben YouTube yapmak istiyorum şeklinde söylememiştim. Sonra YouTube yapmaya şöyle başladım. Arda yapmam gerektiğini söyledi. Çünkü dedi ki YouTube'daki insanların çok seveceği bir kısım. YouTube yap dedi. Ben de dedim ki deneyeyim yani. Neden olmasın? İlk vlogumu telefonla çektim. O kadar kötü oldu ki. Yani inanamazsınız ne kadar kötü olduğunu. İnsan çünkü ilk kamera karşısına geçtiğinde cidden afallıyor. Ne söyleyeceğini, ne yapacağını şaşırıyor. O videom çok kötü oldu. Onu hatta YouTube'a yükledim böyle. Sadece işte gizledim. Arda'yı izlettim vesaire. Dedim ki ben bunu koymayacağım. Bu videoyu yayınlayamam yani. İmkanı yok. Bu arada yayınlamadığım 3-4 tane ilk videom var. Onları hiç yayınlamadım. Onları hep sildim. Çünkü o böyle bir alışma süreci gibiydi. YouTube'a bu şekilde başladım ve aşırı memnunum, aşırı mutluyum şu anda. Yapmak isteyen herkes yapsın. Tavsiyem sadece şu olur. Ne kadar iyi yorum alırsanız o kadar kötü yorum alacaksın. Aynı oranda olmayacak ama şöyle söyleyeyim. Yani mesela 10 tane çok iyi yorum geldi. Dediler ki çok tatlısın, çok iyisin, işte çok eğlenceli vesaire vesaire. Bir tane de dedi ki çok sıkıcısın, iğrençsin yazdı. O bir kişiyle o 10 kişinin katlanması şöyle oluyor. 10 kişi 100'e çıktı, bir kişi 10'a çıktı. Ben de böyle bir şey yaptım, bir ara bıraktım. Dedim ki YouTube asla yapmıyorum artık. Çünkü Instagram'la aynı şey değil. Instagram'da sadece fotoğraf paylaşıyorsun. İnsanlar senin yüzüne ve bedenine bakarak yorum yapıyorlar. Zaten beni tanımıyor ki diyorsun. Ama YouTube'a geldiğimizde olay şöyle değişiyor. Diyorsun ki bu sefer abi bu insan beni izledi. Bu insan benim konuşmama baktı. Benim hayatımı gördü. Bana bu yüzden kötü yorum yapıyor. Beni tanıyor artık bu insan ve bana bunun üzerinden kötü yorum yapıyor. Diyorsun ki acaba haklı olabilir mi?
Bunu kaldırmak biraz zor. Çünkü gerçekten cesaret isteyen bir iş. Hep çok kolay gözükse de insan aman ne var oturduğun yerden işte video çek paylaş işte çok kolay vesaire dese de bu olayın zor kısmı şu, psikolojik anlamda buna hazır değilsen bunu kaldıramıyorsun. Ben o dönem kaldıramadım. 3-4 tane kötü yorum aldım. Çünkü o zamanlar video editlemeyi bilmiyorum. Konuşmalarımın aralarını bölmeyi, kesmeyi bilmiyorum. I'ları, E'leri. Burada kesiyoruz hepsini. Tabii ki ben 10 saniye böyle duruyorum. Düşünüyorum bazen. Diyorum. Bütün E'leri kesiyorsun, bütün I'ları kesiyorsun. O zaman bilmiyorum ve olduğu gibi koyuyorum her şeyi. Bir de şey demiş, hiç akıcı konuşmuyorsun, çok sıkıcısın, çok yavaşsın. Niye YouTube yapıyorsun ki? İşte hiç eğlenceli değilsin, video akmıyor vesaire vesaire demişti. Ve ben bu yoruma çok üzülmüştüm. Onu haklı bulduğum için çok üzüldüm. Haklı bulmadığınızda zaten diyorsun ki abi ne anlatıyorsun diyorsun. Geçiyorsun kötü yorum. Ama haklı bulduğum bir yorum seni çok fazla üzüyor. Böyle olunca dedim ki ben yapmayacağım. İnsanlar benim hayatımı bu kadar izlemesin, beni bu kadar tanısın istemiyorum. Bu kadar yorum yapma haklarına sahip olsun istemiyorum demiş. Ama sonra dedim ki yani bunu YouTube'da yapmazsan gerçek hayatta zaten insanlar seni tanıyacak, seni bilecek. Yani buna bu kadar hazırlıksızsan zaten sen hiçbir şey yapma dedim kendime. Hani bunu sen yapmayacaksın, kim yapacak? Kötü yorum almayı engelleyemem ki. Sen dünyanın en mükemmel insanı olarak yaratsan ve kamera karşısında konuşsan da seni sevmeyecek insanlar çıkacak. Bunun ortası yok yani. Burada insanlar çok zor. Burada gerçekten insanları anlamak hatta imkansız denecek kadar zor. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Diyelim ki bir link paylaştın. Çok ucuz bir cilt bakımı ürünü paylaştın. Adam diyor ki ben diyor senin bu ürünü kullanmadığını biliyorum. Bu kadar da diyor kandırmacı olmaz diyor. Niye ucuz ürün linki paylaşıyorsun diyor. Benim işim bu. Ben ürünleri deniyorum. Ucuz da olsa pahalı da olsa. Sana bunu öneriyorum ya da önermiyorum. Sen ucuz ürün paylaşmanı beğenmiyor. Diyor ki ben biliyorum diyor. Sen bunları kullanmıyorsun diyor. Sonra diyorsun ki okey o zaman ben pahalı ürün paylaşayım diyorsun. Sonra pahalı ürün paylaşıyorsun. Adam diyor ki kardeşim dalga mı geçiyorsun bizimle diyor. Niye bu kadar pahalı ürün paylaşıyoruz? Biz bunları alabilecek miyiz? Biraz ucuz ürün paylaşsana diyor. Şimdi kendi kullandığın pahalı ürünü paylaşsan hata. Yine kendi kullandığın ucuz ürünü paylaşsan o daha büyük hata. Şimdi bunun ortası yok. Herkes aynı anda mutlu edemiyorsun. O yüzden bu... O yüzden bunun psikolojisi bazen insana yeter be dedirtiyor anladın mı? Yeter ya kardeşim. Ne yapıyorum ki? Ben kullandığım şeyi paylaşıyorum. Yani kısacası ne yapsanız yaranamadığınız doğru. Sadece bunun nasıl başa çıktığınızla alakalı. YouTube yapacaksan kesinlikle yap. Tavsiyem herkesi mutlu etmeye çalışın. Çünkü olmuyorlar. Eğer amacın bu olursa ve bunun olmadığını gördükçe şevkin daha çok düşecek. Daha çok üzüleceksin. Daha çok yapmak istemeyeceksin. Böyle yani bu şekilde. Çaldığım bir enstrüman var mı böyle? Bayağı ben bu işi yapıyorum dediğin. Eskiden çok fazla, çok uzun seneler keman çaldım. Ama onu bıraktım sonra. Yaklaşık 4 sene falan çaldım kemanı. Sonra bıraktım. Giyim tarzın hep güzel miydi yoksa zamanla mı bir tarzın oldu? Açıkçası ben şu anda böyle müthiş bir tarzım olduğunu düşünmüyorum. Ben hep çok basitten ilerlediğim için bu sefer eskiden hiçbir tarzım yoktu. Düz siyah tişört ve düz pantolon giyiyordum sadece. Çünkü çok... Yine erkek gibiydim aslında küçükken çok fazla. Böyle çok böyle makyajlar yapayım, işte saçlarımla çok uğraşayım da dışarı çıkayım da tarzında hiçbir insan olmadım zaten. Ama şu sıralar sadece artık kendime dikkat etmek, kendimi iyi hissetmek, güzel hissetmek bana iyi geldiği için bu şekilde devam ediyorum. Ve işim kamerayla olduğu için açıkçası. Çünkü bazen kendimi izlerken kendimden nefret ediyorum. Bu yüzden biraz daha dikkat etmeye başladım. Eskiden hiçbir tarzım yoktu. Hiç yoktu. Aslında şu anda da yok. Yani şu anda aslında birçok çok fazla tarzı olan insanın insana göre... Hiçbir tarzım yok bile denilebilir. Ben sadece güzel parçaları, basic şeylerle, güzel basic parçaları başka güzel basic şeylerle giyip kombinlemeye çalışıyorum. Onun dışında böyle kat kat işte şunu şununla uydurayım, bunu bununla uydurayım tarzında bir benim moda bilgim zaten yok. Olsun isterdim. Arada böyle giriyorum, araştırıyorum, ediyorum. İşte bakıyorum ne neyle giyilir, ne neyle giyilmez falan. Eskiden yoktu ama hiç yoktu hem de. Dümdüz giyiniyordum. Yani şu anda çok aman şatafatlı giyinmiyorum ama. Sadece giydiğim şeylerin kaliteli gözükmesine özen gösteriyorum. Çok fazla böyle işte çok değişik bir şey buldum bunu giyeyim bunu koyayım böylece renkli bir şey buldum tarzına değil de sadece aslında herkes dümdüz giyiniyor. Yani herkes birkaç moda fashion blogger dışında herkes düz giyiniyor. Sadece önem verdiğim şey o giydiğim düz şeylerin de üzerime çok yakışık güzel oturup güzel gözükmesi oldu bir yerden sonra açıkçası. Çok böyle tarz giyineyim, değişik giyineyim değil de giydiğim güzel gözüksüne çevirdim. Evet, sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum.